Merhaba arkadaşlar. Bugün ahşap ev yapacağız. Köşelere meşe kütüğü koymakla başlıyoruz. Bu şekilde. Şimdi bunları kırık taşla birleştireceğiz. Buraları kırık taş koyacağız. İç kısmı ladin tahtayla dolduruyoruz. En başa ladin merdiven koyacağım. Böyle. Şimdi kırık taş merdiven alıp bunu çevreleyeceğim. Bu şekilde koyacağım. Ön taraftaki kötüklerimi 4 birim yükselteceğim. Şimdi kütüklerimizi birbirine bağlayacağız. Buraya geliyorum. Buradan çekmeye başlıyorum. Şimdi pencere kısmına geçeceğim. Meşe tahta alıyorum. Yukarıdan 2 blok koyuyorum. Aşağıya 2 blok koyuyorum. Burası pencere şeklinde kalıyor. Aynı şekilde buraya da. Yan taraflara geliyorum. Buralara da koyuyorum bu şekilde. Ortada 3 blok kalıyor. Arka tarafa geldim. Bu kısmı ortadan ikiye ayırıyoruz. 2 blok kalıyor. 2 blok kalıyor. Şimdi yan tarafı tekrar yapacağım. Ön kısımdaki toprağımı kırık taşa değiştireceğim. Şimdi pencerelerimize biraz daha şekil vereceğiz. Burayı düzeltelim. Alt taraflarına ters ladin merdiven koyacağım. Yan tarafta ise köşelere bir tane koyuyorum. Ortasına da ladin basamak koyuyorum. Bu şekilde. Arka tarafta ise çimenli toprak koyuyorum. Aynı işlemi buraya uygulayacağız. Aynı işlemi buraya uyguluyoruz. Ladin merdiven, ladin merdiven, ortalara basamak geliyor. Şimdi üstlerine tuzak kapısı ekleyeceğim. Aynı şekilde diğer taraflara da. Topraklarımı tuzak kapılar ile çevreliyorum. Yan taraflardaki köşelere ise çit koyacağım. Bu şekilde gözükecek. Şimdi çatı kısmına geçiyoruz. Şimdi çatı kısmına geçiyoruz. Köşeden bir boşluk bırakıp meşe tahta koyuyoruz. Yanına iki tane bir artırarak koymaya devam ediyoruz. Dördüncüye geldiğimizde ise aynısından bir tane daha koyuyoruz yan tarafına. Şimdi azaltarak gideceğiz. Bu şekilde gözükecek. Aynı şekli karşıya yapalım. Şimdi meşe merdiven aldım. Köşeden yukarıya doğru koymaya başlıyorum. Aynı şekilde karşı tarafa. Burayı da koyalım. Bu şekilde. Şimdi yanlara koyalım.
Şimdi merdivenlerimizi iki kısımda birleştireceğiz. Buradan getiriyorum. Şekli bozmadan. Orta kısma tahta koyacağım. Merdivenle inmeye devam ediyorum. Şimdi ladim merdiven alıp yukarıya doğru buradan tekrar çıkıyorum. Ortaya ladin tahta. Tekrar aşağı iniyorum. Şimdi tahtaların arkasına ters bir şekilde koyacağım. Bu şekilde. Aynı işlemi karşı taraf için yapacağım. Tam orta tarafı kırıyorum. Aynı şekilde karşı tarafı. Buraya 4 tane ladim merdiven koyuyoruz. Bu şekilde. Şimdi tuzak kapısı alıyorum. Buradan kapatıyorum bu şekilde. Aynı şekilde karşı tarafı yapacağım. İnce cam aldım. Şimdi camlarımı koymaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi çitle bir kapı oluşturacağım. Buradan çitimi çekiyorum. Kütüğe geldiğimde bir kere yükselteceğim. Şimdi ladim basamak aldım. Tam çitin üstüne gelecek şekilde çekiyorum. Ladim merdiven alıp kapıya ters koyacağım. Şimdi ladim basamağımı oradan çekeceğim. Bu şekilde gözüküyor. Fenerimi buraya koyuyorum. İç kısma geçeceğiz. Bir tane buraya fener ekliyorum. Ama ilk önce üstü dolduralım. Meşe tahta alıyorum. Meşe tahtayla tam odunların hizasından doldurmaya başlıyorum. Şimdi fenerimizi koyacağım. Bu şekilde gözüküyor. Kapı alalım. Ortaya sandığımı koyuyorum. Buradaki boşluğa da çalışma masamı. Şimdi merdiven aldım. Yukarıya yol açıyorum. İki taraftan da. Üst kata çıkıyorum. Tuzak kapımı koyacağım. Tuzak kapılarımı koydum. Koyduk. Şimdi meşe tahta ile buraları dolduruyoruz. Samanlarımızı koyalım. Üçlü üçlü koyuyorum köşelere. Ortaya ladim merdiven koyuyorum. Üstüne de fener koyacağım. Yan taraflara sandık ekliyorum. Askılıklarımı ekleyeceğim. İki tarafa askılık koyacağım. Üstüne demir eşyalarımı ekliyorum. Buraya da halılarımı koyacağım. Saksı aldım. Samanlarımın üstüne koyacağım. Çiçeklerimi ekliyorum. Bu şekilde gözüküyor. Burada işim bitti. Şimdi alt kata geçiyorum. Şimdi buraya bir tablo ekleyeceğim. Küçük bir tablo olması için yanlarına meşe tahta koyacağım. Bu şekilde. Şimdi bunları kırıyorum. Burada işimiz bitti. Şimdi birkaç tane çiçek ekleyelim. Buralara saksımı koydum. Çiçeklerimi koyuyorum. Şimdi dış kısma geçeceğiz.
Pencerelere de çiçeklerimizi koyalım. Saksılarımı koyuyorum. İstediğiniz çiçekleri koyabilirsiniz. Şimdi bahçemize geçelim. Şimdi buradaki köşeye geleceğim. Buradaki toprakları kırıyorum. Tam buradaki toprağa suyumu ekliyorum. Etrafına tekrar toprak koyacağım. Şimdi buraları çapa yardımıyla kazıyoruz. Aynı şekilde buraya yapıyorum. Şimdi çitle çevriliyorum etrafına. Şimdi tohumlarımı ekleyeceğim. Tohumlarımı büyütüyorum. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, daha fazlasını istiyorsanız abone olmayı ve aklınıza takılan her şeyi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.